Merhaba sevgili çiçek dostlarım, seradayız. Şu begonvile takıldım, gözüm kaldı. İki kök. Fakat çok güzel. Burası Denizli. Oklu peyzaj. Sabahın erken saatlerinde çıktık, pazara falan gittik. Genelde buradan çokça bitkiler almışlığım vardır geçmiş zamanda. Bu sene birçok sardunyamı üçüncü dalgada kaybettim. Buradan başka seraya daha gideceğim. Şimdi yeni yeni tekrardan bitkiler almaya çalışıyorum. Çok güzel sardunyalar var. Mesela bu sardunyanın rengine bayıldım. Tabii soğuktan etkilenmiş biraz çiçekleri, fakat diplerden hala da tomurcuklar gelmeye devam ediyor. Çok güzeller. Allah'ım, nutkum tutuldu. Başlangıçta size selam vermeyi bile unuttum. Baktım ki çekim başlamış. Kendimi kaybettim bu güzellikleri görünce. Şunların renklerine, yani bunlardan almadan gitmek olmaz. Yani şimdi başlangıçta fiyatlarını sordum, fakat şu anda yeni geldiklerini söylediler. Henüz bilmediklerini söylediler ama 30 liradan başlıyor minimum. Burada yukarıda askıda da askılı saksılar da var. Onlar biraz daha büyük. Ceylan gözü sardunyalar var. Ben bütün sardunyalarımı kaybettim. Canlarım dördüncü dal, üçüncü dalgada. Yenileyeceğiz hepsini. Bu ceylan gözleri çok güzel. Küpe çiçeği çok güzel. Merhaba. Evet, şu alacalı ceylan gözü, ama burada bir tane gözüme kestirdiğim şu rengi çok beğendim. Ben şimdi beğendiklerimi ayıracağım. Bu çok güzel. Küpe çiçeği bolca var. Yalnız bizim Denizli'de şöyle bir sıkıntı var. Küpe çiçekleri serini sevdikleri için, aşırı sıcaklıklara dayanmadıkları için çok başarılı olamıyorum ben küpe çiçeklerine. Ne kadar çok sevsem de alıyorum. Ölüyorlar. Yani bir sonraki sezona yetişmiyor küpe çiçekleri. Ama Karadeniz iklimlerinde, daha böyle serin, ılıman iklimlerde daha güzel yeşeriyor, güzelleşiyor. Mevsimsel almak isteyenler olursa Oklu'da bolca var. Şu kırmızı sardunyadan alacağım. En tomurcuklusunu seçmek istiyorum. Şöyle ileriye doğru gidelim. Bu da değişik, farklı bir sardunya. Bu da menekşeler var. Menekşeler 10 santimlik saksılarda 7,5 lira. İleride karanfiller var. Kayısılar çiçek açmış. Bu da yer ertucu, sedum. Askıda. Ay, çok güzeller. Ben bayıldım. Of. Şöyle gezdireyim sizi, bir görün, bir bakalım. Birlikte daha sonra neler alacağız, göreceğiz bakalım. Şunu gözüme kestirdim. Bu çok güzel. Şunların ikisi de çok güzel. Şunu ayıralım. Petunyaların güzelliklerine bakar mısınız, beyaz petunyalara? Petunyalar da sıcağı sevmiyorlar. Kısmi güneş, yani öğleden önce güneş, akşam üzeri güneş gören yerlerde olmayı seviyorlar. Bunlar bir sonraki sezona da dayananlar aslında. Tabii uygun şartlarda muhafaza etmek gerekiyor. Bunlar biraz daha büyük rozetli petunyalar. Hepsi çok güzel açmışlar. Sürekli çiçek açar yaz boyunca bu. Yaz sıcakları başlayana kadar petunyalar çiçek açar. Hepsi de askılı saksılarda, büyük büyük saksılarda. Çok güzeller.
Burada da sakız sardunyalar var. Sakız sardunyaları renkleri de çok güzel. Benim 5 yıllık, 10 yıllık sakız sardunyalarım hep dondu. Seçeceğim artık. Bakalım hangi serada en güzelleri varsa, fiyat olarak da en makul, en uygunları varsa onlardan alacağız. Burada yine askılı saksılarda petunyalar var. Tomurcuklu fideler var. Yine bunlar da çeşme papatyası. Papatyalar da çok güzel. Örtüleri yeni kaldırdılar üzerlerinden. Geceleri hala daha serin oluyor. Bodrum papatyası. Bodrum papatyaları 30 TL. Onlar da çok güzel. Mini çiçeği. Karanfillere bir tane karanfil alalım. Çok güzel koktu. Şurada da ortancalar var. Beyaz ortanca, pembe ortanca. Ortancalar hep tomurcukta. Ortancalar da bahçe çiçekleri biliyorsunuz. Çok güzel bahçe çiçekleridir ortancalar. Karanfillere bayıldım. Böyle bir ortamda çalışmak isterdim. Ne kadar güzeller. Bunlar ne fidesi acaba? Lazanya fidesiymiş bunlar. Yani fiyatları da belli değil henüz. 30 liradan bahsediyor arkadaş. Şöyle bakalım buradaki fidelere de. Kadife çiçekleri var. Kadife çiçeğini ayrı bir seviyorum ben. Eşim pek hoşlanmıyor bu kadife çiçeğin kokusundan ama ben seviyorum. Kadife çiçekleri şifalı çiçeklerdir. Şifalı bitkilerdir. Ben seviyorum. Geçen sene biraz park bahçelerde çok olur bunlar. Genelde park bahçeleri için getirilir fideler. Fakat ev ortamında saksılarda da gayet güzel yetişir. Tohum almıştım ben parklardan. Emine Hanım'a da yollamıştım. Kendim de aldığım tohumlardan biraz ektim bakalım çıkacaklar mı? Bunlar da hep fideler. Bakalım buralarda neler var. Siyah petunya. Bol bol petunyalar var. Burada bir tane sarı sardunya var. Bu sarı sardunyayı almam lazım. Onu da aldıklarımızın yanına koyalım. Şöyle. Seranın içinde de çok fazla çiçek var, bitki var. Kalanşolar var. Kalanşolar çok güzel. 45. 45 TL. Şöyle. Biraz karanlık düşüyor. O yüzden tam olarak görsel alamıyoruz. Burada da yine aranjmanlar yapmışlar sukulentlerden. Açelya var. Beyaz açan açelya. 115 TL'ymiş. Eforbia milli. Büyük çiçekli olan Eforbia'dan. 85 lira. Burada da büyük büyük şeyler var. Ay, petunyalarda kaldı aklım. Opuntiyalar var. Opuntiyalar, kaktüsler. Şöyle burada salon bitkileri var bolca. Kaktüsler, sukulentler var. Fakat ortam karanlık olduğu için görünmüyor fazla. Denizli'deki arkadaşlar, merak edenler buraya uğrayabilirler. Çok güzel bitkiler var dışarıda, içeride her yer dolu. Oklu Peyzaj, Denizli Sağlık Hastanesi'nin karşısı.
Oklu peyzaj diye arattırırsanız zaten adres olarak görmüş olursunuz. Burada da Benjamin var bir tane büyük. Biraz karanlık burası. Evet. Şöyle çıkalım. Dışarıya doğru. Bakalım. Eşim de orada fotoğraf çekiyor. Bahçeler için çok güzel dekoratif taşlar var bahçesi olanlar için. Burada da yine sardunya, sakız sardunyalar var. Ve diğer fideler var. Yine bahçeler için agave türleri var. Büyük kaktüsler var, papuntiyalar var. İleride de gül fidanları var. Oldukça fazla çeşitleri var. Seranın içinde ileride sepetler. Buraya da çok büyük saksılara sardunyalar dikmişler ama bu sardunyaların renklerine de bayıldım. Bunlar da çok güzel. Şöyle. Oh, harikalar. Harikalar. Büyük bir tane zeytin ağacı. Evet, şöyle çevreyi de göstereyim. Daha kolay bulmanız açısından gelmek isteyenler. Denizli'ye yolunuz düşerse ve Denizli'deyseniz. Karşıda özel sağlık hastanesi var. Sağlık hastanesinin karşısı burası hemen. Şurada köşede. İyiyim. Kışta yaz geldi diye orada şarkı söylüyor. Evet cancağızlarım, aldıklarımıza bakalım. Çok sevdiğim bir bitki ama adını hatırlayamıyorum. Bizim çocukluğumuzda ormanlarda çok oluyordu. Bunu dallarından kesip kurutup dekoratif vazolara koyabiliyorduk. Evet. 4-5 tane aldım. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi pembe. Bir tane ceylan gözü aldım. Karanfil, bir de sarı sardunya aldım. Toplam 5 tane. Şimdi bunların toplam tutarını hesaplayıp hesabımızı ödeyip eve döneceğiz canlarım. Şuradaki kırmızı sardunyalarla sizlere veda edelim.